Ben Fatih İlkokulu'ndan Abdülmetin Yıldız, 3. sınıf öğretmeniyim. Sizlerle fen bilimleri dersini işleyeceğiz. Temamız canlılar dünyasına yolculuk, bitkilerin yaşam döngüsü. Bitkilerin çoğu tohumun gelişmesiyle meydana gelir. Acaba tohumdan bir bitki nasıl oluşur? Bu sorunun cevabını Tohumdan Bitki Oluşuyor isimli etkinliği yaptıktan sonra tekrar düşünelim. Amaç, tohumdan bitki oluşum sürecini ve bitkinin büyüme sürecini gözlemlemek. Gerekli malzemelerimiz nohut, mercimek, fasulye, mısır, boş bir kap, bir miktar pamuk, saksı, toprak, su. Burada boş bir kap demiş çocuklar. Biz madem nohut, mercimek, fasulye, mısır, burada 4 tane ürün var. Biz aslında her birini farklı farklı ekersek daha iyi gözlemlemiş oluruz. Çünkü her birinin hem yetişme zamanı farklı olabilir, hem de ayrı ayrı gözlemlersek daha güzel olur. Önce boş kabın zeminine pamukların bir kısmını koyalım. Pamuğun içine tohumları yerleştirelim. Pamuğun geri kalanını tohumların üzerini kapatacak şekilde yerleştirelim. Pamuğa bir miktar su dökelim. Pamuğu belli aralıklarla sulayarak pamuğun ıslak kalmasını sağlayalım. Daha sonra tohumları her gün gözlemleyerek değişimleri defterimize kaydedelim. Çocuklar burada her gün diyor ama biz diyelim ki ektik, bir iki gün baktık bir şey görülmüyor. Bu yüzden ilk farklılık ne zaman başladı biz gözleme o günden itibaren devam edelim. Diyelim ki bir iki gün şey olmadı, yazacağız sonra üçüncü günde zaten göreceğiz ki ektiğimiz tohumun şiştiğini, pamukların böyle havalandığını gözlemlemiş olacağız. Daha sonra bunu her gün defterimize kaydederiz ya da istiyorsak günlük resimleri de çekebiliriz. İkisini beraber de yapabiliriz. Tohumlardan yapraklar çıktıktan sonra fili haline gelen bitkiyi içine toprak koyduğumuz saksıya dikelim. Fideyi belli aralıklarla sulayalım. Fidedeki gelişmeleri sabırla bekleyelim ve gelişmeleri gün gün defterimize kaydedelim. Sonuç olarak tohumdan yapraklar ne zaman çıkmaya başladı? Bunu gözlemlemiş olacağız. Bir de tohumdan bitki, bitkiden meyve oluşuncaya kadar hangi olayları gözlemledik? Çocuklar burada tohumun çimlenmesi, erişkin bir bitki olması, kendi tohumlarını üretmesi ve ölmesi, yani bunları gözlemlemiş olacağız yaptığımız deneyde. Tabii bir bitkinin oluşabilmesi için bir kere uygun ortamın oluşması lazım. Bu da güneş ışığı, su, oksijen, yani hava alması lazım. Hava olması lazım. Gerçi bitkiler ne yapıyordu? Karbondioksitle hava alıyorlardı. Yani bizim verdiğimiz havanın tersi. Onlar bizim için zaten havayı temizlemiş oluyorlardı. Canlılar dünyaya geldikten sonra büyür, gelişir, çoğalır ve bir süre sonra ölür. Bu durum yaşam döngüsü olarak adlandırılır. Tüm canlılar gibi bitkilerin de yaşam döngüsü vardır. Bitkilerin yaşam döngüsünde tohumdan bitki oluşuyor isimli etkinlikte gözlemlediğimiz gibi bazı evreler gözlemlenir. Şimdi burada tohumu gördük. Tohumu saksıya koyduktan birkaç gün sonra çimlendiğini görürüz. Daha sonra ilk yapraklarını vermiş olacak. Daha sonra genç bir bitki olacak, olgun bir bitki olacak ve çiçek açmış bitki, yani meyvesini vermiş olacak. Daha sonra meyveden tekrar tohuma dönüşmüş oluyor.
Tohumdan bitki oluşurken uygun şartlar sağlandığında önce tohumdan yapraklar çıkmaya başlar, yani tohum çimlenir. Çimlenmiş tohum genç bitkiyi, genç bitki ise olgun bitkiyi meydana getirir. Olgun bir bitki bir süre sonra çiçek oluşturur ve daha sonra tohum oluşturur. Tohum üreten bitki bir süre sonra ölür, böylece bitkinin yaşam döngüsü tamamlanmış. Farklı bitkilerde yaşam döngüsünde gerçekleşen olaylar aynı iken döngünün süresi farklılık gösterebilir. Örneğin mısır, ayçiçeği gibi bitkilerin yaşam döngüsü bir yıl sürerken kiraz, zeytin gibi bitkilerin yaşam döngüsü daha uzun yıllar sürebilir. Demek ki çocuklar, buradan anlayacağımız, bizim deneyini yaptığımız mısır, nohut, mercimek, fasulye, bunlar yıllık ürünlerdir çocuklar. Bir yılda bunlar ekildikten sonra sene içinde tahılını alıyoruz. Yani tekrar ektiğimiz bitkinin ürününü almış oluyoruz. Onun dışında zeytin gibi, elma gibi, armut gibi bitkiler ise bunlar ağaç olur. Uzun yıllar hayatta kalır ve ürünü de geç verir. Yani bunlar yıllık değil, uzun süre hayatlarını devam ettirirler. İkinci konumuz, ben ve çevrem temasında doğal ve yapay çevre. Doğal ve yapay çevre demeden önce çocuklar, biz zaten ismi üzerinde doğal dediğimizde insan elinin değmediği, kendiliğinden oluşmuş, yani bizim karışmadığımız, kendiliğinden oluşan yerler doğal. İnsan etkisiyle insanların yaptığı yerler ise yapaydır. Yapay, yani insanların yaptığı. Bazı canlılar yerleşim yerlerinin bulunmadığı ıssız ve uzak sahillerde doğal yaşamlarını sürdürür. Örneğin bazı kuşlar kıyıdaki kayalıklara yuva yapar. Besinlerini bu ortamda sağlar. Kayalıklara tutunmuş yengeçler ve kıyıdaki bitkiler de bu ortamda yaşayan canlılardır. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmamış bu ve benzeri yerler doğal çevredir. Çocuklar, doğal çevrede gördüğümüz bütün canlılar kendi besinlerini kendileri sağlar. Yani insanlar tarafından besinleri karşılanmıyor. Kendileri besinlerini karşılıyor ve birbirine besin oluşturuyorlar. Ama yapay çevrede yaşayan canlıların besinlerini bizler sağlamak zorunda kalıyoruz. Ormanlar, çayırlar, kutuplar, çöller, okyanuslar ve göller yeryüzünün doğal yaşam ortamlarından bazılarıdır. Bu yerler insan etkisinden korunduğu sürece doğal çevre özelliğini sürdürecektir. Burada çayır, kutup, çöl, yani buralar, yani insan eli değmemiş kendiliğinden, uzun yıllar böyle bir geçmişi var bunların. Onun dışında doğal anıtlar doğal çevrenin bir parçasıdır. Doğal anıtlar yer kabuğunun oluşumu sırasında meydana gelen mağara, şelale, travertenler, peri bacaları gibi yeryüzü şekilleridir. Nevşehir'de bulunan peri bacaları, Denizli'de bulunan Pamukkale travertenleri, Antalya'da bulunan Damlataş mağarası ülkemizdeki doğal anıtlardandır. Peri bacaları Nevşehir, Pamukkale travertenleri Denizli, Damlataş mağarası Antalya. Milli parklar birçok canlının doğal yaşam alanı olan ve koruma altına alınan doğal çevrelerdir. Peki burada milli parklarda birçok canlı yaşar diyoruz ama çocuklar, doğal alanlarda daha çok canlı çeşidi vardır. Yani doğal, tamamen doğal alanlarda daha çok vardır. İnsanlar turistik gezi yapmak, burada yaşayan canlılar hakkında bilgi sahibi olmak ve eğlenmek gibi birçok amaç için milli parkları ziyaret ederler. Dize'deki Kaçkar Dağı Milli Parkı, Muğla'daki Sağlıkkent Milli Parkı, Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı ülkemizdeki milli parklara örnektir. Kaçkar Dağı Milli Parkı Rize, Sağlıkkent Milli Parkı Fethiye,
Yedigöller Milli Parkı, Bolu. Doğal çevrede çocuklar dedik daha çok canlı bulunmakta ve bu canlılar kendi besinleri kendileri üretmekte ya da birbirlerine besin sağlamaktadırlar. Yapay çevrede ise yapay çevre yaşayan canlıların besinlerini genelde bizler karşılıyoruz. Yerleşim yeri olan köyler, şehirler, buradaki binalar, park ve bahçeler yapay çevredir. Yani insanların yaptığı yerler yapay çevre sayılıyor. Yapay çevre insan etkisiyle oluşturulmuş ya da değişikliğe uğratılmış yerlerdir. Yollar, evler, fabrikalar, havaalanları, limanlar doğal çevrenin değişmesine neden olur. Bu tür yapılar meydana getirirken doğal çevreye zarar verilmemelidir. Parklar, hayvanat bahçeleri, dev akvaryumlar yapay çevreye örnektir. Mesela burada bir balık denizde yaşıyorsa, akarsuda yaşıyorsa kendi besinini kendisi yiyor. Ama biz bunu akvaryuma koyduğumuzda ne yapıyoruz? Gidip balık yemi alıyoruz. Aynı şekilde kuşlar, kafese koyduğumuz bir kuşu, mesela birçok öğrencimizin kuşu var. Diyelim ki kuş besliyor, ne yapıyor? Ona kuş yemi almak zorunda kalıyor. Ama doğal çevrede yaşayan kuşlar, balıklar, diğer hayvanlar ne yapıyor? Kendi besinlerini kendileri sağlamış oluyor. Doğal ve yapay çevrenin farkları. Şimdi doğal çevre ne oluyor? Kendinden oluşmuş oluyor. Yapay çevre ise insanlar tarafından oluşturulur. Doğal çevre yine uzun bir sürede oluşur. Doğal çevreye devam edelim. Değişenler genellikle iklim ve hayvanların etkisiyle olur. Canlılar için daha temiz ve sağlıklı bir yaşam imkanı sunar. Canlı çeşitliliği çoktur. Doğal çevreyi oluşturan varlıkların tamamı doğal varlıklardır. Yapay çevrede ise kısa sürede oluşturulur. Değişimler insan müdahalesiyledir. Doğal çevreye göre imkan daha azdır. Canlı çeşitliliği daha azdır. İnsanlar tarafından yapılan varlıklar vardır. Yapay çevrede az olmakla birlikte doğal varlıklar da vardır. Konumuz bitti çocuklar. Görüşmek dileğiyle. İyi günler.